Selçuk Hocam hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Neden, nereden geldi aklınıza böyle bir kitap? Ya biliyorsun senin de daha önce katıldığın programlarda da hep Türkiye'deki bilim okur yazarlığının eksikliğinin çok şikayet ediyorum. Türkiye'de bilim insanı olarak ekranlara çıkanların da dahil olduğu bilimden uzaklaştırma süreçleri çok yaygın. Yani bilim adına aslında bilim dışı pek çok şey yapılıyor. Ben de dedim sıfırdan başlayayım. Bir ansiklopedi gibi her alanda bu bir seri olacak. Onlarca kitap çıkartmayı umuyorum bu seri içerisinde. Bakışınızı değiştirecek 10 deney diyorum. Burada psikolojinin 10 kült deneyini anlattım. Yani psikoloji okuyan, sosyoloji okuyan, political science okuyan herkesin bilmesi gereken, insanı dert eden herkesin merak ettiği böyle baba mı diyelim, ana mı diyelim ama temel 10 tane çalışmayı herkesin anlayacağı bir dilde yazdım. Resimlerle güzelleştirdik falan, deney bilim deyince herkes böyle biraz uzaklaşıyor ya. Akıcı bir dille yazmaya çalıştım. Bundan sonraki ikinci kitabımızda branding üzerine yazacağız. Sonra beslenme üzerine yazacağız. Her aklına gelen her alanda o alanın temel 10 bilimsel çalışmasını Türkiye'de herkesin anlayacağı bir şekilde yaygınlaştırmak istiyorum. Bunun için de ilk kitap buradan başladı. Bunların deney olması mı gerekiyor? Yani bunlar makale, çalışma... Hepsi makale zaten, bilimsel makale. Bunların, yani şöyle söyleyeyim. Eğer psikoloji okuduysanız, bunların herhangi birini okumadıysanız o diplomayı yırtın atın. Bu kadar net konuşuyorum. Bunlar öyle çalışmalar. Herkesin bilmesi gereken, bilmeden mezun olmaması gereken çalışmalar. O yüzden klasik olarak hani canon diyorlar buna. Literatüre girmiş. Benim burada derdim, çoğunu zaten sen biliyorsundur mesela. Prison deneyi vardır, çok meşhur. Stanford deneyi. Biliyor gibi herkes, evet biliyorum. Herkes, o Stanford'ı, Zimbardo'yu duymuşsun. Tabii, filmleri var, sineması yapıldı. İşte Survivor yarışması. Biz de biliyormuş gibi davranalım mı? Herkes çok biliyormuş iyi gibi davransın. Mesela Stanford Robert deneyini duydunuz mu? Bu arada ben Stanford'da Mart ayında konuşmacıydım. İnanılmaz bir üniversite. Ama deneyini bilmiyorum. Bak sen ne oldu? Gittin, boşa konuştun, geldin. Hiç deney bilmiyorsun. Robert K. deneyi var mesela. İnsanlığa bakışımızın Muzaffer insanı. Şerif onu yapan bir Türk. Tabii. Ve literatüre bütün yani dünyada uluslararası literatür ilişkiler olsun, barış olsun. Ama Survivor yarışmasını biliyorsunuz. Evet. O deney, o yarışma bu deneye dayanıyor. Mesela şurada Milgram itaat deneyi var ve şurada şöyle bir şey söyleyeyim. İtaat vicdanın önüne geçebilir mi? Milgram'ın deneyi otorite karşısında insanların %65'inin itaati seçtiğini gösteriyor. Evet. Amerika'da bu yapılıyor. Defalarca tekrar ediyor. Bir de buradaki çalışmalar öyle bir defa yapılıp bir makaleye dayanan çalışmalar değil. Onlarca, yüzlerce defa tekrar ediliyor. O yüzden artık bilimin insana dair, insan psikolojisine dair bilimin temeli olmuş. İlk çalışma mesela Daniel Kahneman diye Nobel alan ekonomisttir. Kendisi ama psikoloji eğitimi almıştır. Kahneman diyor ki, biz diyor bütün kararları yani işte Laponya'ya gideyim mi gitmeyeyim mi kararı, işte herhangi bir ürünü alayım almayayım, yani tüketimde verilen bütün kararları bu adam deneyleri yapıncaya kadar ekonomi ne diyordu? Rasyonel karar verir insanlar, değil mi? Ekonomi dersi alan herkes bilir. Rasyonel karar verir insan. Bu adam geliyor deneyleri yapıyor gösteriyor ki aslında kimse rasyonel karar vermiyor. Herkes duygusal tepki veriyor. Yani bizim rasyoneliteyi, aklı kullandığımız yer meşrulaştırmak. Yani ben gönlümden bunu seçiyorum. Ya ön yargılarımla seçiyorum, ya kültürden dolayı seçiyorum, ya çevreden dolayı. Ondan sonra aklımı bunun için seçtiğimi uydurmak için, kendimi ikna etmek ve sizi ikna etmek için aklımı kullanıyorum. Siyasetteki seçimler için de geçerli bu. Çok ilginç deneyler var. Yani şimdi burada düşünce deneyleri. Sorayım bir tane. Hadi sorun. Hazır mısın? Ay hazırım, çok heyecanlıyım. Tamam. Bu kalem ve bu defter 110 kuruş. Evet. Bu kalem bu defterden 1 lira daha pahalı. Hı hı. Bu kalem kaç kuruş ya da kaç lira? Ay bu havuz problemi gibi oldu. Bu işte Daniel Kahneman'a Nobel kazandıran deney bu. Bak bu ikisinin toplamı 110 kuruş. O da 1 kuruş, 110 kuruş, 10 kuruş. Yok, 10 bu 10 kuruş diyorsun, bu 100 kuruş. 100 kuruştan biri 100 kuruş, biri 10 kuruş olmuyor mu? Bu bundan 1 lira fazla diyorum ama. Tamam 100 kuruş 1 lira değil mi? İşte bu... Harvard'da matematik okuyanların %60'ı ile bu cevabı veriyor. Bu cevap yanlış bir cevap. Allah beni kahretmesin. Ama Harvard'da okuyabilirsin. Bak bu ne sana ilişkin bir soru, ne matematiğe ilişkin bir soru. Bu insanın ön yargılarını ne kadar güçlü olduğunu soruyor. Ya sizin üçünüzün sinsisi. Ama şöyle, ama size sorayım yani. Hayır, çok basit yani. Kitap bununla açılıyor. Bunun ikisi 110 kuruş. Bu bundan 100 kuruş daha fazlaysa bu kaç lira? Kaç kuruş ya da fark etmez. Ya ekran başındakiler ne diyor buna? Bir daha söyle, bir de ekrana söyleyelim. Hocam bir de ekrana söyleyelim, söyleyin. Bu ikisi 110 kuruş.
Bu kalem bu defterden 100 kuruş daha pahalı. Bu kalem kaç kuruş? Ekrandakiler yani versin cevabı. Şimdi hiçbiriniz cevap veremiyorsunuz. Veremiyoruz. Şimdi bak, matematik okuyan Harvard öğrencileri de cevap veremiyor. Zaten bu işin ilginç kılan bu. Bu bir matematik sorusu değil. Bu bir ön yargı test. Sosyal medyadan birazdan cevaplar gelir. Ya bilmiyorum, verecek mi seyirciler? Şimdi yazmayın öyle, o 100 kuruş, 10 kuruş dedi konu, o değilmiş. Ama çoğu hep öyle diyor, 100 kuruş. Evet, ama çünkü bu 100 kuruşsa, bu 10 kuruşsa, bu bundan ne kadar fazla oluyor? 90 kuruş fazla oluyor. 100 eksi 10 ne oluyor? 90 kuruş değil mi? 100'den 10'u çıkarınca ne oluyor? Niye çıkarayım ya? Hayır, bir kere yanlış. Bundan... Hayır, bu matematik yanlış. Siz diyorsunuz ki bu bundan 1 lira, 100 kuruş daha fazla. O zaman evet, ne olur diyorsunuz. Siz evet, benden onu çıkarın demiyorsunuz. Demiyorum, tamam da. Tamam. Yani, şimdi bunu çözmek için kağıt kalem kullanman gerekiyor. Ay, biraz öyle gerekiyor. Geldi cevap, mühendisten geldi, evet. 105 diyor. Tabii, çünkü bu buradan 100 kuruş fazla. 105, 5. 5 ile 105 arasında ne var? 100 var. Bu bundan 100 kuruş fazla. Bu 5 kuruş, 100 kuruş. Ama şimdi bak, fakat şunu söyleyeyim. Şimdi bu adam Daniel Kahneman buna benzer deneyler yapıyor. Ve buradan şu sonuca geliyor. Diyor ki insanlar karar verirken hani bizim biraz önce yaptığımız gibi ön yargılarda. Çünkü 100 kuruş fazla duyunca hemen 110 diyorsun. Herkes böyle diyor. Kitabının adı zaten Hızlı ve Yavaş Düşünme. Ben görmüşsün mü sen bu kitabı? Sen bu kitabı görmüşsün. Ben rehberliğe devam etme kararı aldım. Gidiyorum ben. Gidiyorum, bir de matematikle kazandım bütün okullarımı. Ama bu matematik sorusu değil. Evet. Bu matematik sorusu değil. Bu bir ön yargı testi. Bizim ön yargılarımızın ne kadar güçlü olduğunu ve değiştirmenin ne kadar zor olduğunu. Ya ben bir programa çıktım televizyonda, önemli değillerde çıktım. Eski olduğu için söylüyorum, kimse hatırlamaz. Yarım saat dedim ki eğitim şart değil. Bu bir ön yargıdır, bunu değiştirmek istiyorum. Anlat anlat, program bitti. O kadar uğraştım. En son dedi evet, eğitim şart dedi, kapandı program. Ama hocam siz deyince de hemen böyle zırt diye, şimdi oradaki sunucu da bütün ezberlerini bir anda yıkamaz yani. Yüzyıllar boyunca eğitim şart i̇şte demişiz. O ezberi yıkmak aynen, zor olduğu için yavaştan başlıyorum. Biliyorsun bebek kitaplarıyla başladım, evet, bu işe evet, benim evet, derdim. Ben artık yetişkinlerden umudu kestim. Çocuklara, bebeklere onu da söyleyeyim. Türkiye'de bebek kitaplığı, dün bir toplantıdaydım. Bebek kitaplığını kitap satanlar bile inanmıyor, biliyor musun? Bebeğe kitap mı okunur diye. Kitapçılar bile direnç gösteriyor. Sana çok teşekkür ediyorum. 1 milyon kitabın büyük destekçisiydin evet, sen. Buradan da tekrar söyleyelim. Çocuklar doğduğu anda eğer kitaplarla yaşarsa ilk 3 yılda beyin gelişimine büyük katkıda bulunuyorlar. Ve öyle olduğu zaman da biraz önceki soruya bizden daha iyi cevap veriyorlar. Diyelim buraya. Tamam, Selçuk Hoca şovunu yaptığına göre. Kitapları okumak mı gerekiyor çocuklara? Çocukla birlikte kitap okumak gerekiyor. Biz 3 tane konukla devam edebiliriz. Selçuk Hoca'yı şovunu yollayalım. Şovunu yaptı mı arkadaşlar? Yaptı. Tamam yani. Bu arada yani, bu soruya ben de yanlış yanıt benim verdim. Benim de bir sorum var ama dermişim ben. Yok, 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 yok. Yok, sen ne soracaksın? 9-8'lik bilmem ne notu ne soracaksın? Kınalı ben bebeğin bestecisi kimmiş? Yok, yok, ben de mantık sorusu söylemedim. Selçuk Kemal zaten bilir onları. Hayır, bilmem ben bu burada ben bu soruyu ilk duyduğumda ben de yanlış cevap verdim. Ben bu öyle soruyu, mi? E tabii, çünkü düşünmen lazım. Yani biraz kafa yormak lazım. Bari. Bir zeka testi değil yani. Onun altını vurguluyorum. Bir matematik mantık testi değil. Mantık testi gibi. Mantık testi değil. Bu sabır yani, testi. Biraz sabır düşünüp testi, karar vermek tamam mi var, yoksa hızlıca karar vermek mi?